Birinci Ahmet Han, Kanuni'den sonra devlet işleriyle bizzat kendisi uğraşan çok gayretli bir padişahtı. Çok sade giyinirdi. Çocuk denecek yaşlarında bile almış olduğu kararlar mükemmeldi. Daima ilim ve irfan sahibi büyük zatlarla istişare eder, onlara akıl danışırdı. Birinci Ahmet 14 yaşında padişah oldu. 14 sene padişahlık yaptı ve 14. Osmanlı padişahıdır. Çok mükemmel bir tahsil görmüştür. Aynı zamanda iyi bir şairdi. Bahtiye mahlasıyla yazdığı şiirlerden teşekkür eden bir divanı vardır. Dinine çok bağlı bir Müslüman, hatta büyük bir veliydi. 6 büyük minareli ve 16 şerefeli Sultanahmet Camii'ni bina ettirdi. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığı o kadar ileriydi ki Efendimiz Hazretlerinin mübarek ayak izlerinin resmi içine bir şiir yazmış ve o şiiri kavuğunda ölünceye kadar taşımıştır. Kabe'nin örtüleri bu devirde İstanbul'dan gitmeye başladı. Bu zamana kadar ise Mısır'dan gönderiliyordu. Sultanahmet tahta çıktığında Osmanlı Devleti işte Celal isyanları doğuda İran ve batıda Almanya ve müttefikleriyle savaş halindeydi. Almanya fena şekilde hırpalandı ve sulh istedi. Zitvetorok Antlaşması imzalandı. 1611 senesinde Celal isyanları tamamen bastırıldı. Sıra 3. dert olan İran'a geldi. Nihayet İran ile de anlaşma yapıldı. Akdeniz'de çok mühim deniz muharebeleri kazanıldı. 1605'te Estergon ve Uyvar fethedildi. Aynı sene son derece başarılı bir Avusturya seferi yapıldı. Macaristan kralına taç giydirildi. Denizlerde Malta seferi yapıldı. Sultanahmet 1617 senesinde vefat etti. Sultanahmet Camii yanındaki türbesine defnedildi. Allah rahmet eylesin. Erkek çocukları 2. Osman, 4. Murat, Sultan İbrahim, Beyazıt, Süleyman, Kasım, Mehmet, Hasan, Selim, Hanzade, Ubeyde. Kız çocukları Gevherhan Sultan, Ayşe Sultan, Fatma Sultan, Atike Sultan.